Terör gündemiyle devam ediyoruz. Mardin Nusaybin'den ilçenin nasıl yok edildiğine dair yeni görüntüler geldi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde her gün böyle onlarca bomba patlıyor. İşte bu patlamalar ve çatışmalar sebebiyle ilçe Suriye'den farksız hale geldi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3000 bina yıkılırken on binlerce ev, iş yeri, araç ve kamu binası zarar gördü. Göç eden 100 bin kişinin geri dönecekleri bir Nusaybin artık yok. Güvenlik güçlerinin ilçenin %97'sinde kontrolü sağladığı ifade ediliyor ancak Nusaybin'den hemen her gün şehit haberi geliyor. Bugüne kadar 500 güvenlik görevlisinin yaralandığı, 70 polis ve askerin şehit düştüğü Nusaybin'de akşam saatlerinde patlama meydana geldi. İnflak eden bomba uzman çavuş Mehmet Akpınar'ı şehit düşürdü. Akpınar, Selen Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a uğurlandı. Evli ve iki çocuk babası olan Akpınar'ın bir ay önce Nusaybin'de çıkan bir çatışmada kolundan yaralandığı ve tedavisinin ardından operasyon bölgesine geri döndüğü öğrenildi.